arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine kartezyen çarpım konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda eşitliği bize verilmiş. Buna göre 12x eksi 4y farkı kaçtır? Şimdi kartezyen çarpımda burada sıralı ikilerimiz bize verilmiş. Ve sıralı ikilerde birinci bileşen birinci bileşenle ikinci bileşen ikinci bileşenle eşit işte olacak. Burası 3 üzeri 1 bölü 3. 9 üzeri x'e eşit. 9'u şöyle yazabiliriz. 3'ün ikinci kuvveti olacağı için burası 3 üzeri 2x'e eşit. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetler eşit olacak. Yani 1 bölü 3 burada da 2x eşit. X değerimiz de 1 bölü 6'ya eşit. Aynı şekilde 1 bölü 2 yani ikinci bileşen ikinci bileşene eşit olacak. Şimdi 1 bölü 4 y'yi de şöyle yazalım. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsam burası 2 üzeri 2'ye gelecek. Bunu da aynı zamanda şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2'nin 2'ye kuvveti şeklinde yazabilirim. Buradaki 1 bölü 2'nin kuvveti 1. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetler eşit. 2'ye 1 eşit olduğuna göre y de 1 bölü 2'ye eşit oldu. 12 x demiş. 12 çarpı x yerine 1 bölü 6 yazdım. Eksi 4 çarpı y yerine de 1 bölü 2 yazdık. Buradan 2 eksi 2'den cevabımız 0 geldi. İkinci soruda olduğuna göre demiş B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi A kartezyen B. Birinci olanlar A'nın elemanları, ikinciler B'nin elemanı. B'nin elemanı olanlar o zaman 2 var, 3 var. Yine aynı şekilde 2, 3 olduğu için B kümesinin elemanları 2. Eleman sayısını sorduğu için de 2 geldi. Üçüncü sorumuza bakalım. A kartezyen B ve B kartezyen A verilmiş. A kartezyen C'nin eleman sayısını soruyor. Şimdi A'nın elemanlarına bakalım. Birinci olanlar A ve B var sadece. B'nin elemanlarında ise B ve C var. C'nin elemanlarına bakalım. İkinci bileşenler 2 var, 3 var ve 4 var. Şimdi A kartezyen C'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı C'nin eleman sayısına eşit. A'nın eleman sayısı 2, C'nin eleman sayısı 3 olduğuna göre çarpımlarından eleman sayısı 6 geliyor. Dördüncü soruya bakalım. Bize A kümesi verilmiş. Buna göre B birleşim C'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi A kümesinin elemanları eksi 2 ile 2 aralığında. Yani buradaki değerlerimiz eksi 2 var. Eksi 1, 0, 1 ve 2 var. A kartezyen B birleşim A kartezyen C. Bunu şöyle yapabiliriz. A kartezyenler ortak olduğu için A kartezyen parantezini alabilirim. B birleşim C gelecek. Ve bunun eleman sayısının Bize şöyle diyelim S ile gösterdik. Eleman sayısının 45 olduğunu söylüyor. Şimdi kartezin olduğunda bunu şöyle yazabiliriz. A'nın eleman sayısı çarpı B birleşim C'nin eleman sayısıdır bu ifadenin açılımı ve bunun 45 olduğunu söylüyor. A'nın eleman sayısı zaten 5. B birleşim C'nin eleman sayısı 9 olmalı ki çarpımlarından 45 gelsin. O yüzden de cevabımız C şıkkı geldi. Beşinci soruya bakalım. A, B, C kümeleri için demiş. Şimdi burada A kartezyenler ortak. A kartezyen parantezine aldım. B kesişim C geldi. Ve bunun eleman sayısının 24 olduğunu söylüyor. Şimdi B kesim C'nin bunu şöyle yazabiliriz. Bunu kullanmak için. Bu ifadeyi kartezin ifadesi aynı zamanda şuna eşit. A'nın eleman sayısı çarpı B kesim C'nin eleman sayısına eşit. Ve bunun 24 olduğunu söylüyor. Burası 4'müş. O zaman burası da 6 değerine eşit olacak. 6. soruya bakalım. A ve B kümeleri için demiş. B farkının eleman sayısını sormuş. Şimdi e, buradaki değerlerimizi şöyle yapabiliriz. Burada kartezyen ağlar ortak. O zaman şöyle gelecek. B birleşim A kartezyen A gelecek ve bunun eleman sayısının bize 48 olduğunu söylüyor. Bunları şöyle yazabilirim. B birleşim C'nin eleman sayısı çarpı A'nın eleman sayısı 48'e eşit. Şimdi ifadelerimizi şöyle yerleştirelim kümelerde. A ve B kümesi. Burası B birleşim A tabi C yok. A'nın B'den farklı olduğu 4 eleman varmış. A ile B'nin kesişiminde 2 eleman var. Daha sonra B birleşim şimdi A'nın eleman sayısı o zaman çıkmış oldu. A'nın eleman sayısı 6 geldi. O zaman B birleşim A'nın eleman sayısı 8 olması gerekiyor ki çarpımları 48 gelsin. B ile A'nın birleşiminin 8 olabilmesi için o zaman burasında 2 olması lazım ki tamam burada 8'e eşit olsun. A'dan farkını sorduğu yerde de burası. O yüzden de cevabımız B şıkkı geldi. 7. soruda A ve B kümeleri için demiş. A'nın eleman sayısı kaçtır? Şimdi A, B'nin alt kümesi. Şöyle kümelerimizi çizelim. A, B'nin alt kümesi verilmiş. Daha sonra bu ifadeyi şöyle yazabilirim. B'nin eleman sayısı çarpı A birleşim B'nin eleman sayısı 16. Şimdi A'nın eleman sayısına eğer x dersek B'nin eleman sayısı 2x. A'nın buradaki B'nin eleman sayısı o zaman 2x diyeceğim. A birleşim B'nin eleman sayısını ise bilmiyoruz. Şöyle yapalım. A'nın eleman sayısının x olduğunu söyledik. B'nin eleman sayısı 2x ise bunun tamamı 2x ise o zaman buraya da x kaldı. A birleşim B'nin eleman sayısı bunun tamamı olduğu için burası 2x. 2x ile 2x'in çarpımından 4x kare 16'ya eşit. Buradan x kare eşittir 4. x değerimiz de buradan 2 geldi. Eksi 2 alamayız çünkü eleman sayısı bu negatif olamaz. X değerimiz 2 olduğuna göre A'nın eleman sayısını o zaman 2 olarak bulduk. 8. soruya bakalım. A ve B kümeleri için demiş. A ile B'nin eleman sayılarının toplamı 8. A kartezyen A ile B kartezyen B'nin eleman sayılarının toplamı 34. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. A'nın eleman sayısı çarpı A'nın eleman sayısından direkt A'nın eleman sayısının karesi yazabilirim bunu yerine. Aynı şekilde burası da B'nin eleman sayısının karesi ve bunların 34 olduğunu söylüyor. Şimdi karelerin 34 olduğunu biliyorum. O zaman buradaki ifadede karesini alalım. Bu ifadenin her iki tarafın karesini aldığımız zaman A'nın eleman sayısının karesi artı 2 çarpı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı artı B'nin eleman sayısının karesine eşit bu ifade. Ve 8'in karesinden de 64. Şimdi A'nın karesi ile B'nin karesinin buradaki toplamlarının 34 olduğunu biliyorum. Geriye kalan değerlerimizi yazalım. Burada 2 çarpı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı var. İkisinin toplamı 34. Karşı tarafa gönderdiğim zaman da 64 eksi 34'ten 30 oldu. Yani A ile B'nin eleman sayılarının çarpımı 15'e eşitmiş. A kart yazan B'nin eleman sayısı bu ifadede A çarpı B'ye eşit. Yani A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısına eşit. Onu da zaten bulduğumuza göre cevabı bulmuş olduk. 9. soruda A ve B kümeleri verilmiş. B kartezyen A kümesinin bütün noktalarını kapsayan en küçük dairenin kaç bir dairenin alanı kaç birim karedir? Şimdi B kartezyen A, B'nin birinci bileşenimiz burada B'nin elemanları gelecek. Eksi 1 mesela. İkincisinde burada A'nın elemanı gelecek. Bu şekilde ikiller yazacağız ve bunların bütün noktalarını kapsayan en küçük dairenin alanını istiyoruz. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Buradaki değerlerimizi mesela eksi 1,1 var dedik. Şimdi burada yerleştireceğim. Eksi 1 virgül 1 buradaki noktayı aldı. Daha sonra eksi 1 virgül 2 alacak burası. Eksi 1 virgül 3 olacak. Her bir eksi 1'e karşılık gelen değerleri yazacağım. Aynı şekilde eksi 1'e karşılık da 4 gelecek. Şurada da yine aynı şekilde burasını da aldık. Aynı şey 0 için geçerli. 0 1, 0 1 olan yer burası gelecek. 0 2 olan yer, 0 3 olan yer, 0 4 olan yer. Bunların hepsi 4 tane şu an 8 tane noktamız var. 1'e karşılık 1 gelecek, 1'e 1. O zaman burada bir noktamız var. 1'e karşılık 2 gelecek, 1'e karşılık 3 gelecek, 1'e karşı 4 gelecek. Aynı şey 2 için geçerli. 2'ye karşılık 1, 2'ye karşılık 2, 2'ye 3, 2'ye 4 geldi. Ve son olarak da 3, 3'e karşılık yine 1, 3'e 2, 3'e 3 ve 3'e 4. Şimdi bu bütün noktaları kapsayan en küçük dairenin alanı demiş. Bunu kapsaması için buradaki şöyle söyleyelim buradaki noktalarımızın hepsini kapsayacak şekilde dairenin alanına bakacağım. Şöyle söyleyelim mesela buradaki değerimiz ben mesela bu en uçtaki noktaları şöyle birleştirsem burada 3 birim var burada 4 birim var burası o zaman 5 birim. Yani ben bu noktaları en uç noktalarını birleştirerek şöyle bir daire oluşturduğum zaman bu dairenin çapının 5 birim olduğunu biliyorum. Yani buradaki şöyle diyelim 2R değerimiz 5 birim. R'si yani yarı çapı da 5 bölü 2. Bu dairenin alanı yani çapı 5 olan dairenin alanına bakarken de pi çarpı r kare diyeceğim. R ise 5 bölü 2 olduğuna göre 25 bölü 4 gelecek. Yani bu dairenin alanı 25 pi bölü 4 olacak. 10. soruya bakalım. A kümesi boştan e, A kümesi verilmiş ve boştan farklı bir B kümesi için A B'nin alt kümesi B A'nın alt kümesidir. Buna göre A kartezyen B grafiğinde kaç tane nokta oluşur? Şimdi A'nın elemanları eksi 3'ten başlayacak. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Daha sonra A, B'nin alt kümesi, B de A'nın alt kümesi olduğuna göre o zaman B'nin elemanları da bunlardan oluşacak. Dolayısıyla A kartezyen B'de kaç tane nokta var? Şimdi bunda 3, 6 tane. Aynı şekilde B'de de 6 tane nokta var. Her birine karşılık geleceği için burada kaç tane nokta vardır dediğine göre Mesela buradaki 6 elemana buradaki 6 eleman karşılık gelecek. O yüzden de 6 çarpı 6'dan 36 tane farklı nokta oluşacak. 11. soru yukarıdaki koordinat düzleminde A kartezyen B birleşim B kartezyen grafiği verilmiş. Buna göre toplam nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela burada burası biri A birisi B olacak burada. Mesela A'daki elemanların 2 ve 3 olduğunu burada söylüyor. Ya da tam tersi olabilir. B'deki elemanlarda ise 1, 2 ve 3'e karşılık değerler gelmiş. 1 var, 2 var ve 3 var. A'nın eleman sayısı o zaman burada 2. B'nin eleman sayısı 3. Kesişimlerin eleman sayısı 2 ve 3 geleceği için 2. Dolayısıyla toplamları da 7 geldi. 12. soruda A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A kartezyen B kümesinin elemanı olan ikililer bileşenleri toplamı küçükten büyüğe doğru artacak şekilde soldan sağa doğru yazılıyor. 50. sırada yazılan ikili hangisi? Şimdi mesela ilk başta toplama en küçük olan 0 ile 20. Şimdi 0 30 desem toplamı 30 ama 1 ile 20 dersem toplamı 21. O yüzden bununla devam edeceğim. Yani 20'leri yazdım. En son 6'ya 20'yi yazarak burada 7 tane yazdım. Aynı şey bir sonrakinde 0 ile 30'u yazacağım. 1 ile 30'u yazacağım şeklinde bir 7 tane daha gelecek. 40'larla birlikte yazacağım bir 7 tane daha gelecek. 50'lerle yazacağım bir 7 daha gelecek. 60'larla yazacağım yine bir 7 gelecek. 70'lerle yazacağım. 7 gelecek kaç tane oldu burada? 4. 6 tane oldu. 6 kere 7 42. Bir mesela 80'lerle yazarsam bir 7 daha gelecek. 49 tane oldu. Biz 50'yi arıyoruz. Ama 80'ler de bitti. Bir sonrakinde artık 90'lara başlayacağım. Dolayısıyla 50. olan da 0'a 90 olacak ve cevabımız da C şıkkı gelecek. Evet arkadaşlar, kartezyen çarpımla ilgili olan ilk testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.